Genç arkadaşlarım, buluşmamıza hoş geldiniz, gençlik getirdiniz. Gençliğini doğduğum şehir Konya'da yaşayan siz çok değerli arkadaşlarımla bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Her birinizi selamlıyor ve kucaklıyorum. Lütfedip burada bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Her şey gibi gençlik de tarif edilir. Bu tariflerden doğru ama en yüzeysel olan gençliği yaşa bakarak tarif etmektir. Evet, gençlik ateşleyici enerjisini yaştan alır ama özü hayata meydan okuma olan ruh halidir. Gençlik hayattaki tercihlerimizi yapacağımız özgürlük noktasıdır. Yaş ilerledikçe insan özgürlüklerini kısmen tercihlerine terk eder. Gençlik insanı dar alana kıstıran konforları sorgulamaktır. Gençlik dünyanın rahatını bozmaktır. Her kuşakta gençler büyükleri tarafından biz de o yollardan geçtik diye uyarılır. Bence bu özünde doğru değildir. Çünkü her kuşakla birlikte dünya eski dünya olmaktan çıkar, gençlik kendi yolunu açarak gelir. Çünkü gençlik bir fetih hareketidir. Sizler için mesuliyetle harekete geçme zamanıdır. Gençlik insan ruhunun dünyaya karşı asaletli bir duruşudur. Bir arayışın, itirazın, yeniyi inşa etme çabasının ruh halidir. Bu ruh hali bir kimliktir. Gayesi daha insanca bir gelecek olan çıkarsız, tertemiz bir ideolojidir. Kendini insanlığın, ülkesinin hizmetine samimiyetle adayan kim varsa bunu gençliğine sadık kalmakla başarmıştır. Çok az insan yaşamını genç olarak sürdürebilir. Tabiat çocukluktan gençliğe, gençlikten yaşlılığa devri daim içindedir. İnsansa fiziki olarak bu gençliği bir kez yaşar ve mevsimler birbirini izler. Sürekli gençlik tabiattaki döngüde olduğu gibi yeniden oluştadır. Yeniden oluş, yeni sorulara ulaşmak ve yeni cevaplar aramakla mümkündür. Yaşlılık ise bunun tam tersidir. Yaşlılık sorusu kalmamışlıktır. Sözümün özeti şu arkadaşlarım. İnsan hayatında bir kez genç olur. Gençliğin ne kadar süreceği bize bağlıdır. Genç arkadaşlarım, Türkiye sizlerden yaşlanmamanızı, gençliğin fetih ruhuyla bu ülkeye yepyeni şeyler vermenizi bekliyor. Sizleri önceki kuşaklardan, babalarınızdan, annelerinizden ve hocalarınızdan ayıran bir özelliğiniz var. Bu özellik Türkiye yüzyılının ilk kuşağı olmanızdır. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyetin kuruluş yıllarını
o ilk kuşakların adanmışlığını hatırlamalıyız ve bayrağımızı şimdi dünyanın göreceği şekilde yükseltmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye 100 yılı vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltilebileceğini ifade etti. Türkiye 100 yılını tarif ettiği konuşmasını hatırlayalım. Türkiye 100 yılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye 100 yılı fanatizmin yerine insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır. Sevgili gençler, ilk nesli olduğunuz Türkiye 100 yılında bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından ikinci yüzyılına Türkiye 100 yılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye 100 yılı başka ülkelerin çıkarlarını Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı enerji alanından sağlığa vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır. Türkiye 100 yılı ruhunu ilk neslinden sizlerden alan yüzyıldır. Hepinize teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Burada özellikle genel bir giriş yaptıktan sonra sizlerin soruları olacak. Gençliği öyle tanımladık. Sorgulayan kişinin yaşına bakmadan genç olarak tanımlamış olduk. Bugün ben elimden geldiği kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla, cevap verebildiğim kadarıyla bir bakan kimliğimi görmeden sizden biri, bir arkadaşınız, bir abiniz gibi görerek bir sohbet ortamında önümüz herhalde biraz açık zannediyorum. Devamında bir programımız başkanlarımın yoksa, sizlerin de yoksa cevaplamaya gayret edin. Evet. Ben kürsüden böyle durabilirim. Tamam, sen bak yine de portatif mikrofon. Yani böyle ayak dergisi görerek olmaz mı? Olur mu?